class? Rosemary? Living. Living. Yes. What are your luggage? Yes. Herkese selamlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Ben Saliha. Bildiğiniz üzere dünya turumun Asya rotasını yapıyorum şu anda. Bir önceki videolarda Guwahati'deydik. Küçük safariler yaptık, eğlendik. Fakat yaklaşık 2-2,5 haftadır Guwahati'de bulunuyorum. Çünkü nedenini asla anlamadığım ve hayatımda daha önce hiç tatmadığım bir acıyla uyandım. Bir sabah boynum çok kötü ağrıyordu. Hiç hareket ettiremiyordum. Dolayısıyla uzun bir süre motosiklet kullanamadım. Kaskı dahi kafama takamadım. Ama bugün tekrardan yola çıkıyoruz. Malum daha öncesinde bahsetmiştim. Myanmar'ın açılmasını bekliyorken aynı zamanda da Hindistan'ın kuzeydoğusunu geziyor durumda olacağız. Şu anda ben motosikletimi, her şeyimi hazırladım. Pierre burada hazır. Motoru KTM 390'la değiştirmiş durumda. En azından Hindistan'ın kuzeydoğusunda gezerken. Kaldığımız yer Urbanika Homestay ve Maniş sahibi burada. Heyman bize sabahları güzel yemekler hazırladı. Thank you so much for everything, for having us. We are all grateful to you guys. Yeah, thank you. And burada bir kardeşi var, Manish'in kardeşi. Şu anda biz hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Arunachal Pradesh kısmına gidiyoruz. Size bu state'lerle alakalı olan kısmı anlatacağım. Çünkü Hindistan'daki state denilen bölgesel kısımlar birazcık daha radikal şekilde bölünmüş durumda. Ve oraları ziyaret etmek için özel permitler alman gerekiyor. Özel izin alman gerekiyor. O izni aldık. Şu anda Assam bölgesinden ayrılarak Arunachal Pradesh bölgesine doğru gidiyoruz. Yola çıkalım. Bye bye. Bye bye. Thank you. Evet. Gerçekten uzun zamandan sonra tekrardan yorgun olmayı, motor kullanmayı, yeni yerler görmeyi o kadar özledim ki, dersin ki mesela 2 hafta, işte 3 hafta, her neyse ne olacak o kadar zamandan diye, ama öyle olmuyor işte. Allah kimseye sağlığından eksik etmesin. France. Turkey. France. Go. ठीक है. ठीक है. Shivratri. Bye bye. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Buradaki evlerde insanlar yaşıyor yani, günlük hayatlarını sürdürüyorlar. Burada bir şeyler satıyorlar. Bazen düşününce hakikaten hayata şanslı olarak doğduğumuzu düşünüyorum. Her anda şükredecek bir şey bulunuyor yani bizim için. Şu an bildiğim böyle böcek grubunun içerisine dalıyoruz yani. Kocamanlar bir de, koluma falan hani hissettiriyor, baya baya bir hissettiriyor hatta. Aa, her yerime geliyor, Allah'ım. İçime girmesine çok korkuyorum. Uyanırım ben, hani bir şey yapacağından değil de.
çok uzun olmayan ama yorucu olan bir sürüşün sonunda böyle bir otelde kalacağız. Şöyle göstereyim. Özellikle zor sürüşlerden sonra insan böyle güzel, rahat bir yatak, temiz bir yer arıyor ya. En zor kısmı burası oluyor. Yatak o kadar sert ki ve çok büyük bir boyun ve bel ağrım var. Ne yapacağımı Allah bilir. Şimdi şöyle bir güzellik var. Demin kapıyı çalıp dediler ki size bir şey takdim etmek istiyoruz. Şimdi bu bölgede adını tekrardan sorarım. Bir boyun bağı var. Özel bir ismi olan bir boyun bağı var. Herhangi birine işte hoş geldiniz manasında boyun bağını veriyorlar. Onu takdim ediyorlar. Demek oluyor ki işte hoş geldiniz demek. Hindistan'daki otellerin geneli böyle çok hani fancy değilse, lüks bir otel değilse genelinde çok fazla renk kullanılıyor. Özellikle hostellerde tamamen rengarenk yapıyorlar mesela. Şimdi dibaşiş. Başro. Okay. Bey. Yes. No, I said bey. Means like a... Like soldier. Hello. Hey. Böyle bu arada otele... otele girmek için böyle professional mustache. Mutfağın içerisinden geçiyorsun. Aynı zamanda altında da böyle bir restoran var. I want to be part of your vlog. Hello guys. Pierre Bourda. What else? Yavaş yavaş. I don't know what I'm saying. Good, good, good. Şimdi ilerleyen videolarda ben de daha çok öğreneceğim ve sizlere daha güzel bir şekilde de aktarabileceğim. Çünkü sadece okuduğum bilgiyle çok net, çok güzel bir açıklama olmuyor. Daha çok yaşadıkça, gördükçe, hissettikçe güzel bir şekilde açıklayabileceğimi düşünüyorum. Şimdi sanırım bu dedim ya hoş geldiniz şeyi için şey present ediyorlar. Gamusa. Assamese gamusa. This is called in our Assamese tradition, we used to give honor to our guest. We used to give honor to our guest. Meaning in our Assamese culture, we used to give gamusa. Okay. Gamusa. Kulam gamusa. Kulam gamusa. Okay. This is for you. Good honor. Bu şekilde gelenlere bu şekilde veriyorlar. This one is and this for you, ma'am. For beautiful lady. Thank you so much. Thank you so much. It's so nice of you. Bu böyle el dokuması oluyormuş. Demin de arkadaşın söylediği gibi Assam bölgesinin kültürü. Şimdi gamusaların gamusalarımızı aldıktan sonra biraz bir şeyler atıştıracağız. Ama öncesinde çok beğendiğim bir şey gördüm. Hani videonun başında demiştim ya, Hindistan'ın özellikle kuzeydoğusundaki bölgeler, bu state dediğimiz yerler böyle küçük küçük bölgelere ayrılmış. Özellikle bu tarafta kültür farklılığı o kadar değişiyor ki insanların görünüşleri bile değişiyor. Seven Sisters dediğimiz bir yer var ya, Hindistan'ın kuzeydoğusunda olan 7 küçük bölge. Şöyle farklı yerler resmedilmiş güzel bir şekilde. Aynı zamanda Seven Sisters dediğimiz her bölgede resmedilmiş. Ama şunu öğrendim demin. Beyefendi söyledi ki you said it's going to 8 sisters because of Sikkim. You can travel every states. There is our nearest is Meghalaya. Meghalaya, that is Shillong. Yeah. He has been everywhere. Evet, şimdi normalde Seven Sisters diye biliyoruz ama bana dediler ki Sikkim'den dolayı artık 8 olacakmış. Seven Sisters dediğimiz yerler ne oluyor? Bizim şu anda gidiyor olduğumuz yer Anuşar Pradesh burada. Şu tarafta Manipur var. Manipur bu şekilde. Bak mesela fotoğraflara baktığımda hani kültür farklılığı buradan bile birazcık belli oluyor. Orada ne meşhur, ne yapıyorlar, insanlar nasıl giyiniyor, bu farkı bile görebiliyorsun. Manipur burada, Sikkim burada, Pierre burada. Could you please? Okay.
Very good. Thank you. Nagaland burada. Nagaland. You went to a festival in Nagaland, yeah? Yeah, Hornbill Festival. Mizoram burada. Burası Tripura. Burayı çok fazla, isimle çok fazla duymadım. Bir de burası da Assam için çizilmiş. Mesela bak burada da gergedanlar var. Kaziranga'ya gitmiştik. Bu bölgeleri genel anlamda gezeceğiz. Ama sadece böyle okuyarak değil de yani insanların ağzından duyarak ya da yaşayarak daha iyi anladığım miktarca sizlere anlatabilirim. O yüzden biraz böyle yavaş yavaş sindire sindire anlatacağım sizlere de. Bugün böyle küçük ve kısa bir gezi oldu. İyice yorulduk. Yarından sonra inşallah baya baya yoğun bir yolculuğa başlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın tekrardan başka videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.